gibi. Şimdi şöyle o mumyalanmış şekilde kundaklara karşıyım. Hayır, normal kundaktan evet, bahsediyoruz. Yani eskiden çünkü çocuklarda da erkeklerde kalça çıkığına sebep en büyük risklerden bir tanesi kundak. Ama yapılan günümüzdeki araştırmalarda biliyoruz ki kundağın anne karnındaki hissiyatı veriyor. Hem daha sıkı halde kalabildiği için. Peki bütünden mi bahsediyorsun, yarımdan mı? Şöyle yapıyoruz biz Nilgün Hanım. Ben yeni sistemi bilmediğim için hemen şöyle göstereyim. Bir müslin bezini size yardımcı olacaktır kundak için. Hani ekstra kundak almamışsanız eğer. Şeklinde böyle dik olacak şekilde koyuyorum. Yani Üçgen ayakları yapıyorsun. üçgen yapıyorum. Ayakları şöyle düzleştirmiyorum hiç. Normal sabit halinde bırakıyorum. Kendi rahatlığı nasılsa. Şu üçgeni alıp sonrasında kolunu şöyle yukarıya kaldırıp kolumun altından getiriyorum ilk kısmı. Ay özür dilerim, kolunu şöyle birleştiriyorum. Ha, sen bütün yaptın. Kolun üzerinden, ama şimdi o ayrıntıyı göstereceğim. Ve sonra yine bunu birleştirip buradan çeviriyorum. Şimdi bunun ilk annelerimizin yaptığı kundaktan hiçbir farkı yok genel anlamda Öyle baktığınızda. gözüküyor. Ama bacaklar rahat Evet. olduğu için Daha sıkı kalçayı sıkı o yapıyordu dümdüz onlar. hale getirmiyoruz. Ve bu yüzden de kollar bağlı anne karnındaki Bunu gibi. niçin yapıyoruz? Rahatlaması için bebeğinizin. Ha, bebeğin rahatlaması için böyle bağlanınca toparlan, bebek daha mı rahat Evet, ediyor? çünkü biz şöyle diyoruz artık. Hamilelik 3 trimester. Evet. Ama bebeğin doğduğu zaman da 4. trimester diyoruz artık. Bebek hala kendini o ilk 28 gün yeni doğan sürecinde anne karnında hissediyor. Dünyaya olan adaptasyon süreci bu süreç. Ve bu adaptasyonu kolaylaştıracak şeylerden bir tanesi de kundak. Ve annenin göğsü. O nedenle de kendini güvende hissetmesi için, o adaptasyonu daha rahat yakalayabilmesi için, sıcaklık açısından da, o hareket özgürlüğünün birazcık kısıtlanması açısından da Ne kadar kundak ideal. zaman? Ne kadar zaman durabiliyorsa 3 ayına kadar, 3 aya kadar. 28 güne kadar Hayır. durabiliyorsa belki, hani o iç gece uyku tulumları gibi olanlarda da 3 ay 4 aya kadar Peki yarım kullanabilirsiniz. kundak olmuyor mu? Yarım kundak da olur. Altı sadece yapıp, bu aslında bir nevi yarım kundak da Yani sayabiliriz çocuk bunu. kolları rahat etsin. Benim içim sıkılıyordu ondan yani. Tabii tabii eğer Çocuk da aynı şeyi isteyecek mi acaba onun diye. için ben de yapmadım. Evet, Yapmadın belki mı? ben de yapamadım oğluma. Yani Yapamadınız mı? hayır. Sadece o işte kollar çıkıyordu. Kolları çıkarttığı zaman bu sefer ayakları böyle böyle hareket ettirip onu da altından atmak istiyordu. Yani Daha biliyorsunuz huzursuz oluyordu. yabancılar kundak yapmıyorlar. Kundak galiba bizde var. Yabancılar Yeni hemen başladı bebekleri işte onlarda da. başladılar mı? Evet. Hemen tulum giydiriyorlar diye biliyorum. Benim için kundakta işte annemin bu aklımda kalan o bacakları düzgün olsun evladım. Onun için yapılıyor bu kundak lafı. Benim hep ay çocuğun bacağı çarpık olmasın, düzgün olsun diye. Evet. Hep ondan O işte sanki yarım doğru ya. bilinen bir yanlış. O Doğru bilinen bir düzleşmiyor. yanlış. Doğru Yok mu bilinen öyle bir... bir şey? Hayır. İşte o düzleştirme dediğiniz şey asıl kalça çıkıklığına sebep olan durum. O yüzden hiç düzleştirmeden olduğu gibi. Olduğu gibi bırak.